kütle için grama, hacim için litreye, akım için ampere ve bunlar gibi daha birçok birime dayalı olan metrik sistem Fransız Devrimi ile birlikte hayata geçti. Bu sistem 1875 yılında metre konvansiyonuyla Osmanlı Devleti'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke tarafından kabul edilmiş olsa da Osmanlı sınırlarının içinde hiç kullanılmadı. Türkiye'de ise metrik sisteme 1931 yılında ölçü inkılabı ile geçildi. Metrik sistemin birimleri öylesine üretilmiş şeyler değil. 10 ve katları ile çarpılıp bölünebildiğinden birimler arasında geçiş yapmak çok kolay. Daha da önemlisi sistemin temelinde doğal ve evrensel değerler yatıyor. Uzunluk birimi olan metre, kutup noktasının ekvatora olan uzaklığının 10 milyona bölünmesiyle elde edildi. Kütle birimi olan kilogram ve hacim birimi olan litrenin ortak paydası ise su. 1 litre ya da 1 desimetreküp suyun kütlesi tam 1 kilogram. Osmanlı'nın ölçü birimlerinin temeli de genellikle doğaldı ama evrensel değildi. Neden mi? Örnek olarak uzunluk birimlerinden parmak, ayak, arşın veya adım. Bunlar insan uzuvları temel alınarak belirlenmiş birimler. İnsan uzuvları doğal ama evrensel yani standart değil. Hatta bazı uzunluk birimleri eyaletler arasında bile farklıydı. Durum böyle olunca bazı standartizasyon sorunları da olmuş haliyle. Osmanlı'da ağırlık ve hacim birimleri de tutarlı değildi. Araba adında bir hacim birimi vardı mesela. Osmanlı arabalarının hacmi 2 tekerlekli ise bir küçük araba, 4 tekerlekli ise bir büyük araba oluyordu. Bunda tutarsızlık nerede diye sorabilirsiniz. Ama ülkedeki tüm arabaların standart boyutlarda olduğunu söyleyemeyiz değil mi? Standartizasyon yani standart hale getirme işlemi ölçü birimlerinin belirlenmesinde olmazsa olmaz bir kuraldır. Ölçü birimlerinin referans alındığı değerler tüm dünya için standart olmalıdır ki herhangi bir sorunla karşılaşılmasın. İşte bu yüzden tüm birimlerin çatısı olarak 1960 yılında tanımlanan ve metrik sistemin yeni adı olan Uluslararası Birim Sistemi 3 ülke haricinde tüm dünya tarafından kullanılmaktadır. O 3 ülkeyi merak ettiniz mi? Myanmar, Liberya ve ABD. ABD'nin tüm dünyadan farklı bir birim sistemi kullanmasını anlayabiliriz. Çünkü dünyaya yön veren bir sanayiye sahip. Hatta Amerikan birimlerinin çoğu bizim literatürümüze de girmiş. 55 inç ekran, 30 bin fit irtifa, 1000 yarda mesafe, bu birimler kulağa tanıdık geliyor. Ancak Liberya ve Myanmar'da neden metrik sistem kullanılmadığını gerçekten merak ediyorum. ABD'nin de birim farklılıklarından dolayı yaşadığı bazı sorunlar oldu geçmişte. Hatta NASA'nın başına gelen bir olay var ki sorun kelimesi hafif kalır. 2016 yılında 200 milyon dolar değerindeki Mars keşif aracı Schiaparelli, ABD geleneksel birimleri ile metrik sistem arasında çevirme yanlışlığından dolayı Mars'ın yüzeyine çarparak patladı. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen standart birimlerin insanlık için ne kadar büyük bir başarı olduğunu anlatmaya çalıştım. Siyasi bir devrimle temelleri atılan metrik sistem, gelecekteki bilimsel devrimler için de önemini korumakta.